ne demir kuşların, ne tayyarelerin, ne de uçakların. Onları yapanların, uçuranların, onlarla uçanların, istikbali göklerde arayanların öyküsü bu. Başlarını öne eğenlerin değil, gökyüzüne çevirenlerin. Tıpkı bu fotoğraflardaki gibi gururlu ve mağrur insanların hikayesi. Zor yıllarda, zor şartlarda başlayan, inancın çaresizliği yendiği, şanssızlığın şansa çevrildiği, kararlılık ve cesaretle gökyüzüne yazılan tutku dolu bir macera. Bizi bulutlara uçuranların, sınırları kaldıranların, uzağa yakın edenlerin, koca dünyayı küçücük yapanların hikayesi. ...80 yıl önce bu topraklarda bir çadır, bir avuç insan, 5 tayyare ve 28 koltukla başlayan, 80 yıl sonra dünya markası olan Türk Hava Yolları'nın hikayesi. Kuş olup uçmak tarih boyunca insanoğlunun en büyük hayaliydi. Yer çekimine karşı koyup sınırların olmadığı gökyüzünde süzülmek aynı zamanda özgürlük demekti. 15. yüzyılda Leonardo da Vinci bu hayalini projelendirip kağıda dökerken, 17. yüzyılda bir Türk, Hazerfen Ahmet Çelebi, taktığı kanatlarla kendini Galata'dan aşağı bıraktı, boğazın üstünde uçarak Üsküdar'a kondu. Hazerfen, aynı zamanda dünyada ilk kıtalar arası uçuşu gerçekleştiren insandı. Osmanlı topraklarında tayyare ile ilk uçuş motorlu uçakların icadından 6 yıl sonra 1909 yılında gerçekleşti. 1911'de Osmanlı ordusu Trablusgarp'ta ilk hava bombardımanının hedefi oldu. Bu dönemde tayyare teşkilatının kurulma çalışmasına başlandı. Keşif uçakları sipariş edildi ve ilk Türk uçağı 27 Nisan 1912'de Türk semalarında havalandı. Yedi pilot ve altı uçakla Dünya Savaşı'na girildi. Almanya'dan sağlanan uçaklarla tayyare bölüğü oluşturuldu. Savaş sonunda yurtsever Türk halkının bağışlarıyla 100 uçağa ulaşıldı. Kurtuluş Savaşı'nda ise Türk tayyarecileri ellerinde kalan 3-4 uçakla savaşın kaderini değiştirdi. İnönü Muharebesi'ne biz de çekiliyorduk. Yunanlılar da çekiliyordu. Fakat ikisi de birbirinin çekildiğini bilmiyordu ricatı. Bir o melez uçakla gelen pilot yukarıdan gördü durumu. Bulabildiği kağıtlara yazıp yazıp bir şeylere sarıp sarıp aşağıya attı. Bir asker veya subay okudu. Haber verildi, ordu geri döndü. Ve o zaman işte İnönü Muharebesi kazanılmış oldu. ...29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettiğinde zafer kesindi. Ama işgal ve savaş yıllarından geriye enkaza dönmüş fakir, yoksul ve yorgun bir ülke kalmıştı. Buna rağmen havacılığın önemi anlaşılmıştı. Sivil havacılığın Türkiye'deki başlangıcı sayılan Türk Tayyare Cemiyeti,
1925 yılında Mustafa Kemal'in emriyle kuruldu. Aynı yıl tayyareci Vecihi, İzmir'de düşen Yunan tayyarelerin parçalarından Vecihi K-6 adını verdiği Türkiye'nin ilk uçağını yaptı. Ancak tayyareci Vecihi Hürkuş'a ödül yerine ceza verildi. Tayyareci Fazıl'ın ölüm yıl dönümünde biniyor tayyareye ve uçuyor, iniyor aşağıya. Onun için çok beğeniyorlar, omuzlara alıyorlar. Fakat yarım maaş cezası ve 15 günde evden çıkmaması şey diyorlar. Onun üzerine babam kalkıyor, ben istifa ediyorum diyor ve Ankara'ya gidiyor. ...1925'te Gazi Mustafa Kemal hava gücünü güçlendirmek ve Türk Tayyare Cemiyeti için o çok güvendiği hamiyetperver, yardımsever ulusunu yardıma çağırdı. Tüm yoksulluğa rağmen hava gücünü güçlendirme kampanyasına çiftçi ineğini, kadınlar altınını bağışladı. Şehirler birbiriyle yarıştı, kampanyayla 10 yılda 250'ye yakın uçak alındı. İşte bu dönemde Alman Junkers'le ortak olunarak Tayyare Otomobil ve Motor Türk Anonim Şirketi TOMTAŞ kuruldu. Ancak tesis kısa süre sonra kapandı. Fabrika 1930 ve 32 yılları arasında 15 adet Junkers A20 imal etti. Sonrasında Tayyare fabrikasında Curtiss Hawk ve Flanding uçaklarının üretimine başlandı. Dönemin zenginleri de imkanları dahilinde kampanyaya katıldı. Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Nuri Demirağ, yaptığı bağışa ek olarak bir vaatte bulundu. Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu tayyarelerin fabrikalarını yapmaya talibim. Sonraki yıllarda Demirağ sözünde duracak, Beşiktaş'ta kurduğu tayyare fabrikasında tamamen yerli planörler, eğitim ve yolcu uçakları üretecekti. Ama ne yazık ki uçaklarını yurt dışına satmasına rağmen siyasi engellemelerle Türkiye'de alıcı çıkmayınca fabrikasını kapatmak zorunda kalacaktı. Harebeden evvel bunlardan topu iki tanecik vardı. Şimdi çok var. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Genç Cumhuriyet 10. yılını kutlarken az zamanda çok büyük işler yapmıştı. Cumhuriyetin en büyük güçlerinden biri de bu dönemde gerçek oldu. 20 Mayıs 1933, 80 yıllık devre alemin başladığı gündü. Hava Yolları Devlet İşletmesi, 7'si pilot 24 personelle Ankara Güvercinlik'teki 3 çadırda kuruldu. İlk filoda 2 Kingbird, 2 Jungels F-13 ve ATH-9 yer alıyordu. Toplam koltuk kapasitesi ise 28'di. Türkiye'nin İlk milli hava yolu 3 noktada İstanbul, Eskişehir, Ankara arasında uçmaya başladı. Umum Müdürlüğüne ilk Türk pilotu Fesa Evrensev atandı. Tarifeli seferler sadece yazın yapılırken yeterli teçhizat olmadığı için tayyareciler kimi zaman demir yolunu takip ediyordu. İlk yıl 59 bin kilometre uçuş gerçekleştirilip 460 yolcu ve 112 kilo posta taşındı.
1936 yılında uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e çıktı. Halk uçağı tanımıyor ve uçmaktan korkuyordu. Pilotlar 2 lira karşılığı İstanbul ve Ankara'da kısa turlar yaptırıp halkı uçağa alıştırmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal Atatürk kimi zaman Güvercinlik ve Yeşilköy hava meydanlarını ziyarete gider ve bilgi alırdı. Bu ziyaretlerde bazen manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen de ona eşlik ederdi. Yine böyle bir günde Devlet Hava Yolları çalışanları atalarına anı defterini uzattı. Gördükleri Gazi'yi mutlu ve memnun etmemişti. İmzasının ilk harfini attı ve durdu. Bakın dedi, daha pek mütevazı, pek basit teşkilatınız ve tesisleriniz var. Ben isterim ki Türk kelimesini tamam teşkilatlar olsun, her şey tamamlansın, o zaman yazayım. Devlet Hava Yolları bundan sonra o deftere gururla Atatürk imzasını attırmak için çalışacaktı. Ama olmadı. 10 Kasım günü Türkiye, atasını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Dünya kaynıyordu. Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle İkinci Dünya Savaşı başladı. Türkiye ise denge politikası izleyerek savaşa girmemiş olmasına rağmen harbin etkilerini derinden hissetti. Ekmeğin karneyle dağıtıldığı, varlık vergisi ödemeyenlerin Aşkale'ye yollandığı bu yıllarda önce 6 adet İngiliz de Havilland Domini uçağı filoya katıldı. Ertesi yıl bakır karşılığı 5 Junkers 52 Almanlardan sessiz sedasız alındı. Savaş yıllarında koltuk sayısı bir anda 185'e çıkmıştı. Savaşın sona erdiği 1945 yılında Amerikan donanması Kahire'de tuttuğu ihtiyaç fazlası Douglas DC-3 uçaklarını satışa çıkardı. Dönemin idare müdürü Rıza Çerçel uçaklara bakmak üzere yola koyuldu. Bu bilinen uçak alımlarına hiç benzemiyordu. Çerçel 32 uçak ve yedek parçalarıyla meydana döndü. Uçak muayene ve tecrübe edilmeden alınacak bir şeydi. Değil mi? Çölün ortasındayız. Ve şartımız da o. Uçakları, Dakota uçaklarını 20 bin dolara veriyorlardı. O zaman dolar 140 kuruştu. Yani Türkiye'de bir kamyon alamayan bir fiyatla bir uçak alınabiliyordu. 3 adet C-47 ile filodaki uçak sayısı 52, koltuk kapasitesi ise 5 kat artarak 845 oldu. Alınan uçaklar Türk Hava Kurumu'nun Etimesgut Uçak Fabrikası'nda yenilendi. O güne kadar 3 kente yapılan seferler 19 kente kadar yayıldı. 1945'te 18 bin olan yolcu, 46'da 37 bine çıktı ve ilk reklam afişleri hazırlanmaya başlandı. İlk dış sefer 1947 Şubat'ında yapılan Ankara-İstanbul-Atina uçuşuydu. O yıl Amerika Truman doktriniyle komünizme savaş açıyor, Türkiye ve Yunanistan'a Marshall planıyla 400 milyon dolarlık askeri yardım yapılıyordu. Ancak bu yardımların şartları vardı. Bunlardan biri de kendi uçağını kendi yapmaya başlayan Türkiye'nin uçak fabrikalarını kapatmasıydı. O kadar ümit bağladığımız fabrika kapatılıyordu. Kaldı ki dedi başbakan, Amerikan devleti, hükümeti
Marshall yardımı altında bize eğitim uçağı, yolcu uçağı, askeri uçak vermeye razı. Haberleri geldi. Onun için biz de uçak yapmana artık gerek görmüyoruz dedi. Biz 6 mühendis arkadaş çıktık. Arkadan zaten en arkadaydık. Kayseri ve Etimesgut tayyare fabrikaları çalışanlarının gözyaşlarıyla kapatıldı. Türkiye tayyare sevdasından vazgeçiyordu. Büyük, büyük hayal kırıklığı. Yani sadece ben değil, arkadaşlarımız da, hepimiz de çok üzüldük, kaldık öyle. Yaptığımız uçaklar hepsi hurda edildi. Tahta tabii ahşap olduğu için ocaklarda yakılmaya başlandı filan. Yani büyük hayal kırıklığıydı benim için. İki kutuplu dünyada Türkiye tarafını seçmişti. Mehmetçik hiç bilmediği topraklara, nedenini bilmediği savaş için Kore'ye gönderilmişti. Anacığım ben giderim Kore'ye. Tanrı beni bir arslana döndürür. Aynı yıl Halk Demokrasi ile tanışıyor, Adnan Menderes başbakanlık koltuğuna oturuyordu. Menderes sonraki yıllarda Devlet Hava Yolları'nın en büyük destekçisi olacaktı. ...51'e gelindiğinde yurt dışı seferlerinin sayısı arttırıldı. Lefkoşa, Beyrut ve Kahire'ye seferler kondu. Sıra kabin hizmetleri yetiştirmeye gelmişti. KLM'in Hollandalı baş hostesi hostes yetiştirmek üzere Ankara'ya getirildi. Ancak bir sorun vardı. Kimse hostes olmak istemiyordu. O şartlarda hostes bulamadık bu sefer. Yani hostesliğe talep bulamadık ve emin olun benim çok yakın arkadaşlarım, çok yakın tanıdıklarımın ailelerinden ancak 8-10 kişiyi benim ısrarım, ricam üzerine getirdik. Kursta vazife gördüler, muvaffak olanlarına hostes olarak yaptık. O yıllarda uçaklardaki hizmet çok farklıydı. Bir gün Adana'ya gidiyorum uçaklarımızla, biriyle. Hostes hanımdan su istedim. Su geldi. Baktım sıcak su. Soğuk değil. Sıcak yaz günü. Kızım bunun soğuğu yok mu? Buzunuz yok mu dedim. Yok efendim dedi. Peki dedim. Fakat çok canım sıkıldı. Ofise geldim. Umum müdürle konuştum. Maliye Bakanlığı'ndan döviz talebinde bulunmamız lazım dedi. Maliye'den şöyle bir cevap geldi, talebinize döviz tahsis etmemize imkan yoktur dedi. O zaman Kıbrıs acentesi, Türk, onlarla da ahbabım, onlara bir mektup yazdım. Dedim, siz şu tip termoslardan 22 tane temin edin, tanesi 2 sterlindir, 44 sterlin bize fatura edin, yalnız faturanızı termos aldık demeyin, Kıbrıs'ta reklam yaptık diye. Çünkü o zaman Devlet Hava Yolları'nda da reklam pek yapılamazdı. Tellal bağırtılırdı. İşte Adana'ya uçak gidiyor, 50 lira gidiş dönüş falan diye. Devri alemin 20. yılında Orta Şark'ın ilk hava yolu, Devlet Hava Yolları, ülkenin içinde bulunduğu koşullar yüzünden henüz istenen noktaya gelmemişti. 1953 senesinde idarenin önemli gelir kaynaklarından biri olan haç seferleri başladı. Ve 21 Mayıs 1955'te Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı bugünkü ismine kavuştu. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı kuruldu. İlk genel müdürü Ulvi Yenal,
devlet hava yollarından aldığı mirastan memnun değildi. Devlet hava yollarıyla Ankara'ya gideceğim. Gümrükten geçtik. Devlet hava yolları şeyine bindik. Efendim içeride bir kutunun içinde göstermelik şeyi olan, peyniri olan, kaşar peyniri olan bir sandviç, bir kozalak elma, bir katı yumurta, gazete kağıdına sarılmış bir şey, tuz. Yenal bu dönemde Türk Hava Yolları'nın çehresini değiştirecek adımları atmaya başladı. İtirazlara rağmen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya üye oldu. Filo eskimişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan DC-3'lerle devam etmek mümkün değildi. Yeni arayışlara girildi ve Yenal'ın çabalarıyla İngiliz havayolu şirketi British Overseas Airways Corporation yıllardır zarar eden Türk Hava Yolları'na %6,5 ortak oldu. Bu ortaklık sayesinde İngiltere'den sağlanan 5 Viscount 749 filoya katıldı. Pistonlu motorlardan tepkili motorlara geçilerek sivil havacılık tarihinde yeni bir dönem açıldı. Ulvi Yenal, Türk Hava Yolları'nın yeni bir kurumsal kimliğe kavuşması için çaba harcıyordu. Yapılan müsabakayı Mesut Manioğlu'nun Yaban Kazı kazandı. Kıtalar arası uçma yeteneğine sahip tek canlı Yaban Kazı, o günden bugüne Türk Hava Yolları'nın simgesi oldu. Atina, Roma ve Paris'te Türk Hava Yolları'nın ilk yurt dışı büroları açıldı. Türk Hava Yolları'nın yeni Roma ve Frankfurt seferleri Avrupa'nın her yanına ilanlarıyla duyurulmaya başlandı. Bu seferler 80 yılda devri alemin önemli mihenk taşlarından biri olacaktı. Filoya eklenen 6F27 uçağı Türk Hava Yolları'nın kapasitesini de artırmıştı. Ulvi Yenal aynı yıl JET'e geçmeyi planlıyordu. 4 Haziran'da 3 karavelin mukabelesini yapmak için Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la Fransa'ya yola çıkmaya hazırlanıyordu ki beklenmedik bir şey oldu. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. 27 Mayıs'ta asker yönetime el koydu. Yenal, Türkiye'nin ilk jetlerini alamadan Bayar, Menderes ve Zorlu'yla birlikte Yassıada'ya gönderildi. 27 Mayıs, Türk Hava Yolları için büyük projelerin de tehiri anlamına geliyordu. 4 Haziran'da Reis Cumhur'da ben de Yassıada'da girdim. Ve tabii karavel mukabeleleri imza edemedi. JET'e geçmemiz 7 senelik bir rotara girdi. İstanbul'daki terminal olmadı. Ankara'daki terminal hiç olmadı. Ve sivil havacılığımız yeni bir rötara girdi. Rötara girdi ve tabii bu rötar çok pahalıya mal oldu. İşçilerimizi yabancılara taşıdı. 1960'larda Türk Hava Yolları Avrupa'daki hatlarının sayısını arttırdı. Bunun bir nedeni ise misafir işçi olarak Almanya'ya giden Türklerdi. 1966'da Topkapı adı verilen DC-10 filoya katıldı. Kiralık bir uçaktı ama Türk Hava Yolları'nın ilk jeti olma özelliğini taşıyordu.
sonraki yıllarda filoya yeni jetler katılacak ve DC onlarla Türk Hava Yolları dünyada jetleşmeye ilk uyum sağlayan hava yollarından biri olacak. O zamanki Türk Hava Yolları yönetimi ve hükümet işte bu uçakları ilk defa Avrupa'ya getirip ilk defa uçmak için DCO'nu seçtiler. Hem ilişkilerinde daha iyi olması açısından ve Türk Hava Yolları bu uçakları getirdiği zaman büyük bir sükse oldu. Bütün yaptıkları reklamlarda, açıklamalarda Avrupa'da ilk biz uçuyoruz diye. ''60'ların sonlarına gelindiğinde Türkiye, içeride ve dışarıda çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Kıbrıs, Türk dış politikasının en önemli gündem maddesi olmuştu. Türk Hava Yolları ise istikrarlı bir büyüme eğrisine girmişti. 68'de alınan 2 jete sonrasında 6 DC-9 daha eklendi. Ancak alınan jetler bile yurt dışında gurbetçiler ve turistlerle artan talebi karşılamaya yetmiyordu. 1970'in son aylarında Türk Hava Yolları ilk kez uzun menzilli ve geniş gövdeli Boeing 707'leri kiralayarak filosuna katma kararı aldı. Bu arada aldığımız 4 uçağın kredisi çıktı Exim Bank'tan. Onları imzaladık. 2 uçağın imalatı devam etti. Bu arada 12 Mart muhtırası sebebiyle ben görevden ayrıldım. Takvimler 12 Mart 1971'i gösterdiğinde demokrasiye bir kez daha balans ayarı yapılmıştı. Türk Hava Yolları bir genel müdürünü daha muhtırayla uğurladı. Darbe öncesinde atılan tohumlar meyvesini vermeye başlamıştı. 70-73 yılları arasında Türk Hava Yolları üst üste 3 yıl kâr etti. Yeni açılan Berlin, Nürnberg ve Kopenhag dış hatları ve toplam 4.437 personeliyle 80 yılda devri alemin yarısına gelinmişti. Ancak bir sonraki yıl işler yeniden ters yüz oldu. 74'te CHP-MSP koalisyonunun başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığını bu sözlerle duyuruyordu. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. O gece Türk Hava Yolları'nda da olağanüstü bir hareketlilik vardı. Seferler iptal edildi. Akşam bize haber geldi, Kıbrıs Harekatı çıkarma yapıyoruz. Uçaklarınızı getirin. Avrupa'daki bütün uçakları çektik, geldi. Türkiye'deki uçakları da Ankara'ya götürdük, İstanbul'u boşalttık, büyük uçakları. Bilhassa o 707 ve DC-10'ların koltukları söküldü. Kargo olarak asker paraşütle atma imkanı oldu. Yahut kargo taşıma imkanı oldu diye. Hatta bir tanesini Libya'ya gönderdik. Libya'dan silah getirdi işte, bir 707 uçağımız. Kıbrıs Harekatı da hava yollarının standby olarak bekliyorduk biz de tabii, herhangi bir şey olurdu. Kıbrıslı Rumlar hava alanlarını tahrip ettiği için hazırlanan uçaklar adaya gidemedi. Yılda atılan böylesi büyük adımlara rağmen Türk halkı için uçağa binmek lükstü. Zenginliği ve statüyü gösteren bir simgeydi. Uçak, Yeşilçam senaristlerinin de ilgisini çekiyordu.
Yeşilçam melodramlarında genelde uçağa fabrikatör zengin babalar ve kızları binerdi. Hava alanları dramatik ayrılık sahneleri için ideal mekanlardı. Esas kız pencereden, esas oğlansa uçağın arkasından bakardı. Delikanlıların makus talihini Zeki Müren değiştirecek ve daha sonra James Bond'a ilham olacak bir şekilde Türkan Şoray'ı uçaktan indirecekti. Gel diyorum sana. Sinirim de geldi. Tam gaz. Durdurun uçağı, iniyorum. Çoktan hareket ettik bile. Gelinici. Delirdin mi sen, ne yapacaksın? Paraşüt takı patlar. Anlamaz. Yeşilçam'da pilotluk en çok Edison'a yakışırdı. Şimdi dönerim baba. Bunun uçağa yaptığı bu güzelleme sinema tarihinin unutulmaz sahnelerinden biriydi. İşte beraber gidip müdürü görelim. İlk seferimin ne zaman ve nereye olduğunu öğreneceğim. Bilmem. Kim bilir, belki de ilk seferim İsviçre'dir. Gel gidip öğrenelim şunu. Nasıl süzülüyor değil mi? Bir güvercin gibi. Bulutlardan insanlara öpücük taşıyan bir güvercin gibi. Onun da canlı olduğunu biliyor musun? Bak bak! Sanki bir saniye sonra kanatlarını çırparak yerlerde yem arayacak olan bir kuştan farkı var mı? Bak, bak da söyle! Çelik gövdeli bir kuş Hakan, hayatına öylesine girmiş ki onun yerini hiçbir kadın dolduramaz. Hadi yavrum, hadi güzel güvercinim! Yumuşacık ayaklarınla kon, avucuma konar gibi kon! Hadi güzelim! Bak 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 bak! Bizim hava yollarının nazlı kuşu yere ne güzel değiniyor! İşlerde yeniden gündeme gelen kendi uçağını kendin yap kampanyası Amerikan ambargosuyla hız kazandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi çocuklar resmi törenlerde ellerinde uçak maketleriyle geçiyor, gençler Türkiye'nin kendi uçağını kendi yapacağı günü iple çekiyordu. Aynı dönemde ağır sanayi hamlesi başlatan Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, uçak motoru fabrikasının temellerini atıyordu. Havacılık yeniden Türk halkının gündemine girmişti. TRT sonraki yıllarda Türk Hava Yolları'nın genel müdürlüğünü yapacak olan efsane pilot Atilla Çelebi'nin bir gününü belgesel haline getirdi. Belgeselde henüz uçağa binmemiş olanlara bir uçak yolculuğu tüm ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Atilla Çelebi'nin yöneteceği Türk Hava Yolları'nın Boeing 707 tipi jet yolcu uçağı uçuş için hazırlanıyor. Teknik uzmanlar uçağın her tarafını inceden inceye tetkike tabi tutarlar. Ama bu denetim ne ilktir ne de son. Bu denetimler dünya standartlarına göre yapılır ve emniyet faktörünü artırıcı nitelik taşır. Türk Hava Yolları bu dönemde Almanya'daki gurbetçi işçilere ek sefer ve indirimler yaparak avantajlı pazarını korumaya çalıştı. Ancak döviz darboğazı, siyasi ve ekonomik kriz yüzünden Türk Hava Yolları istediği açılımları yağ ve benzin kuyrukları uzuyor, sokak kaynıyordu. ...12 Eylül'de Türk demokrasisi bir kez daha ihtilalin pençesine düşecekti. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için
yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Türk Hava Yolları devri alemin 50. yılını askeri bir disiplinle kutladı. Aynı yıl Türk Hava Yolları magazin dergisi yayın hayatına başladı. Türkiye'nin ve Türk Hava Yolları'nın kaderi Kasım 1983 seçimleriyle değişecekti. Turgut Özal'ın iktidara gelmesiyle ülkede olduğu gibi Türk Hava Yolları'nda da dönüşüm başlıyordu. Türkiye'yi yepyeni, kavgasız, ileri ve modern bir ülke haline getirmeye azmettik. 1985'te alınan 4 Airbus 310A uçağından ilki törenlerle aplama yanaştı. Airbus 310'ların filoya katılmasıyla Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı genişledi. Uzak Doğu ve Atlantik ötesi uçuşlar başladı. İlk hat Singapur'du. Orta Doğu'da ise yine kaos vardı. İran-Irak Savaşı'nda kritik bir eşiğe gelinmişti. Saddam Hüseyin 19 Mart 1985'te 20.30'dan itibaren Tahran'dan kalkan sivil uçakların vurulacağını duyurdu. İran'da yaşayan Japonlar ülke dışına çıkmaya çalışıyor ama Avrupalı Hava Yolları önceliği kendi yurttaşlarına veriyordu. 215 Japon İran'da sıkışıp kalmıştı. Bombardımana saatler kala Özal'ın emriyle Türk Hava Yolları'nın DC-10 uçağı 215 Japon'u tahliye etmek için havalandı. Tahran'a ulaştıklarında Japonlar hazır bekliyordu. Gerçekten kapı açılır açılmaz Japonlar hazırdı ve hepsi koşarak adeta uçağa bindiler. Heyecan içinde bindiler. Hemen kapıları kapattık ve havalandık. Bir müddet Türkiye sınırına gelinceye kadar hiç ses çıkmadı kimseden. Herkes heyecanlıydı, ne olacağını bilmiyorduk çünkü. Daha sonra Türkiye sınırına girdik deyince kaptanın anonsuyla uçakta bir coşku, bir alkış koptu. Sonra da geldik zaten. Sınırı geçtiğimiz zaman pilotumuz tarafından Türkiye'ye hoş geldiniz anonsu yapıldı. O an kurtulduğumuzu anladım. Gözyaşlarına boğuldum. Japonlar Türk Hava Yolları'nın ve personelinin cesaret ve özverisini hiç unutmadı. Kurtarma operasyonu Japon besteci Mukayama Seiji'ye ilham verdi ve kahraman Türk Hava Yolları personeli için Kıl Payı adlı bir eser besteledi. ...1988'de yaban kazı ilk kez Amerika kıtasına doğru kanat çırptı. Türk Hava Yolları'nın Brüksel aktarmalı New York seferleri başladı. Aynı yıl Turgut Özal, genç iş adamı Cem Kozlu'yu Türk Hava Yolları'nın başına getirdi. O yıllarda Türk Hava Yolları tehir rekorları kırıyor, yolculara koltuk numarası verilmiyordu. Birincisi, yolcu hizmeti açısından biz bir devrim gerçekleştirmek zorundayız. Yani bu bir yerde zihniyet devrimi olacak. Artık hani daha bilet bulmuşsun, daha ne istiyorsun? Bu devlet şirketi değil. Yolcu bizim, yani bir tüccar gibi yolcuyu misafir olarak görüp onun kalbini kazanmamız lazım. Hizmet anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Bunun da ilk göstergesi, ilk hedefi biz Avrupa Birliği seviyelerine geleceğiz. Filodaki 28 uçağın 7'si farklı tipteydi. Kozlu işe filoyu sadeleştirmek ve hizmet anlayışını değiştirmekle başladı. ...90'lar Türk Hava Yolları için zor başladı. Körfez krizi, Körfez Savaşı'na dönüşürken
Olup bitenleri canlı olarak televizyondan izleyenler Türkiye'ye gelmeye çekiniyordu. Sadece Türk Hava Yolları değil, yakıt fiyatları arttığı için dünya sivil havacılığı da krizdeydi. Bir anda dış hat yolcularının sayısı düştü. Irak'tan kaçanlar Türkiye'nin doğu sınırına sığınmıştı. Aralarında 3000'e yakın Bangladeşli vardı. Bangladeşlileri ülkelerine Türk Hava Yolları taşıyacaktı. Ama bu hiç de kolay değildi. Orada bir tane paşa, o günkü paşa demiş ki, o hacı çağırın, o şoförü bu işi yapar. Hiç kimse karışmasın. Başladım. Ya Allah dedim, kurban da kestim. Şimdi fotoğrafı bendedir. Gönderdim. Sefere başladım. Tam kız verdim. Öyle de güzel gidiyor ki yani bir sıkıntı çıkmıyor. 91'de şoför kadrosunda olan Zülfü Balcı, namı diğer Hacı, sonraki yıllarda çalışkanlığı ve liyakatıyla yükselecekti. Şoförlükten memurluk oldum, memurluktan şef oldum, şeften burada müdürlük yoktu, müdürlüğü de ben yaptım. Devri alemin 60. senesine Türk Hava Yolları 55'i dış, 23'ü iç olmak üzere 78 noktaya uçuş gerçekleştirerek girdi. 11 adet Boeing 737 ve 2 Airbus 340-300'ün yanı sıra RJ100'ler filoya katıldı. Özal'ın hayalini kurduğu Tokyo uçuşları Airbus 340'larla direkt yapılmaya başlandı. Türk Hava Yolları büyüme grafiğiyle dünyanın ilgisini çekmeye başlamıştı. Ve artık uluslararası hava yolu olduğunun dünyaya duyurulması için bir reklam kampanyası başlatıldı. Bazen canınızı sıkan tatsız olaylar, hiç beklemediğiniz güzel bir beraberliğin başlangıcı olabilir. Türk Hava Yolları'nın business class'ıyla tanışacağınız şanslı bir gün. Özgürce oturabileceğiniz rahat ve geniş bir oturma ortamı. Yurt dışında çok ses getirdi. Fakat ben sonra o reklam sebebiyle kit komisyonuna çağrıldım. Yurt dışı reklamlarıyla Türk Hava Yolları'nın parasını çarçur etme suçlamasıyla gittim. Kit komisyonunda savunma verdim. Yani o tarihte 200 bin dolarla başlamış olan bir reklam kampanyası bugün 100 milyon dolara ulaştı. Ve doğrudur yani, arkadaşlarım çok doğru yapıyor bugünkü arkadaşlarım. Türk Hava Yolları hizmet kalitesini yolcularından gelen geri dönüşler sayesinde yükseltti. 45 yıldır görüş ve önerilerini üşenmeden mektuplarla ileten Supi Ayvaz bu dostluğun kitabını da yazdı. Ayvaz'ın mektupları tıpkı diğer yolcular gibi titizlikle ele alındı. Motor gövdesinin üzerinde, kaportasının üzerinde üç tane vidası olan bir düzenek var. Şimdi uçak camlarından da %100 öyle net göremezsiniz, birkaç kademe olduğu için. Fakat bakıyorum, ya dedim ki bu bir göz yanılgısı değil. Üç tane vidadan iki vida yerinde bir tane vida yeri boş. Ya uçakta da diyorum böyle yani atlanmaz. Ya ben bir gözlem olarak bunu not alayım da rahatlayayım, bildireyim. Yusuf Bey de genel müdür. Sonra Yusuf Bey'e 310'ların işte teknik ayrıntılarından sorumlu yönetici mühendislerden biri gelip, efendim demiş, gözlem doğru ama orada özel bir yapı gereği gömme bir vida kullanılması gerekiyor. Bakın, daha dikkatle bakarsanız onu göreceksiniz. Türk Hava Yolları 65. yaşını Avrupa Hava Yolları içinde en genç filolardan birine sahip olarak karşıladı. 3 farklı tip 75 uçaktan oluşan filo yılda 10 milyon 600 bin yolcu taşıyordu. Aynı yıl Türkiye'ye en çok döviz getiren kuruluş oldu.
Türk Hava Yolları kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin de kader ortağı oldu. İyi günde, kötü günde Türk insanıyla kader birliği yaptı. 17 Ağustos'ta ülke tarihinin en büyük felaketini yaşarken, Türk Hava Yolları çalışanları bayrak taşıyıcısı olduklarının bilinciyle göreve koştu. Depremin olduğu gece evimdeydim. Depremi hissettiğimde iki tane önemli hissim bir araya geldi. Evladıma duyduğum sorumlulukla hava yollarına ve görevime duyduğum sorumluluk. Ve hiç düşünmeden ve farkına varmadan önce çocuğumun eşyalarını hazırladım, onu hazırladım. Kendim üniformalarımı giydim, valizimi hazırladım. 7. katta oturuyordum ve apartmandan alt kata indiğimiz zaman bütün komşularımız gecelikleriyle, pijamalarıyla birdenbire dışarı fırlamışlardı. Beni öyle tam üniforma, elimde çantam, çocuğum ve onun çantasıyla görünce alkışlamışlardı. Bu beni çok duygulandırdı. Gülnaz Karahan gibi binlerce çalışan benzer duygularla birkaç saat içinde alandaydı. Türk Hava Yolları süratle yardım ekiplerini getirirken kargo uçakları dünyanın dört bir yanından gelen yardımları taşıyordu. Eylül 2001 sabahı New York'ta İkiz Kulelere ve Pentagon'a yapılan saldırılar tüm dünyanın büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Bu şok en çok hava trafiğini ve havacılık sektörünü etkiledi. Dünyanın ileri gelen hava yolları bir bir batmaya başladı. Havacılıktaki bu gelişmelere Türkiye'deki siyasi ve ekonomik kriz eklendi. Esnaf kepenk kapatıyor, bankalar birer birer batıyordu. Batanlar kervanına katılmamak için Türk Hava Yolları kriz planı yaptı. Tasarruf önlemlerine ek olarak bazı uçaklarını satmak zorunda kaldı. İşte böyle bir ortamda yöneticilerin önünde iki seçenek vardı. Ya personel sayısı azaltılacak ya da maaşlarda indirime gidilecekti. Sendikayla masaya oturuldu ve Türk Hava Yolları çalışanları %10 indirimi seçti. Türk Hava Yolları ailesi kamuda ilk defa maaşlarından indirim yaptı. Ve bize o kadar bir moral oldu ki bu. Yani yöneticiler olarak personel tek vücut. Artık o personelle siz her işi gerçekleştirebilirsiniz. Bu benim hayatımda unutmadığım bir şeydir ve hala herkese ben müteşekkirim yani böyle bir ortamı yarattıkları için. Neyse ki her kışın ardından bahar gelirdi. Türk milli futbol takımının Güney Kore'de aldığı dünya üçüncülüğü kriz yorgunu Türkiye'ye yeniden coşkuyu ve mutluluğu getirdi. Ayıldızlıları bu yolculuklarında vatanlarına getirense yine Türk Hava Yolları'ydı. Türkiye sınırının içine girdik dedi pilot. Şimdi Türkiye'mize geldik dedi. Zaten uçağın içinde kendimiz kendi ülkemizde gibi hissettik. Bir anda iki tane F-16 uçak böyle kanatlarda, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında böyle kaldık. Allah, herkes birbirine bakıyor. Herkes işte fotoğraf falan çekiyor. Pilotlar el sallıyor böyle, bizim arkadaşlar da el sallıyor. Çok inanılmaz bir duygu yoğunluğu oldu. Herkesin gözleri doldu, bir tuhaf oldu. Kasım 2002'de Türkiye sandık başına gitti. Sandıktan yıllar sonra yepyeni parti ve yepyeni bir lider çıktı. Türkiye ve bayrak taşıyıcısı için yeni bir dönem başlıyordu. Türk Hava Yolları'nda da bayrak değişimi vardı. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü'ne Abdurrahman Gündoğdu seçildi.
2003'te devre alemin 70. yılını Türk Hava Yolları geleceğe güvenle bakarak kutladı. Aynı yıl Türk Hava Yolları ilk kez dünya karlılık sıralamasında önemli bir yere gelerek 13. oldu. ...2002'de 65 uçağıyla 103 destinasyona uçarken yurt içinde tekel konumundaydı. Şirket hisselerinin %98'i devletteydi. Bilet fiyatlarını Ulaştırma Bakanlığı belirler, iç hatlarda alternatifi ve rekabet baskısı olmadığı için dilediği şehre, dilediği saatte uçardı. Ancak yeni Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni kararları vardı. Diğer havayolu şirketlerinin de tarifeli sefer yapması konusunda kararı alırken çok büyük endişelerin, korkuların o günkü Türk Hava Yolları yönetiminde olduğunu gördüm. Ve kendi kendilerine yaptıkları değerlendirmede bu bakan 75 yıllık Türk Hava Yolları'nı herhalde bitirmeye, kapatmaya kararlı diye laflar kulağıma geliyordu. Ve onlara dedim ki, siz bu işten çok kazanç çıkacaksınız. Sizin kazanç çıkmanızdan daha önemli, şirket kazanç çıkacak, bu ülke kazanç çıkacak, Türkiye kazanç çıkacak. Geçen zaman yaşanan gelişmeler Allah'a şükür bizi doğruladı, mahcup etmedi. Ve bugün Türk Hava Yolları ilkleri başaran bir havayolu şirketi olmuştur. Bu şirketin ruh halini biliyorum. Önce bir korktuk. Ne oluyor? Bizim kerettiğimiz çatla vardı. Gittiler. Biz de dışarı çıkardılar. Biz de gül olarak dışarıda bahçeye dikiverdiler artık. Yağmur üzerimize yazacak, güneş de vuracak. Bir de gidip zarar da verebilir bize. Korktuk biz. Ama tabii güçlü bir şirket olunca Sayın Bakanımız da bunu bilerek yaptı. Hemen dinamiklere dönüp ya biz ne yapmamız gerekiyor? Biz dışa çıkmamız gerekiyor. Şu anda gelirimizin %70'i yurt dışından Türkiye'ye transfer ediliyor. İç hatlar yalnızca gelirin toplam gelirin %15'i. Geçmişte bu yarısıydı. İç hatları rekabete açma kararı ilk başta herkesi tedirgin etmişti. Ancak bu kararla Türk halkı uçakla tanıştı. Türk Hava Yolları yönetimi içe kapanmayı değil, büyümeyi seçti. Yurt dışında yeni hatlar açmak için planlar yapmaya başladı. İstanbul öyle bir yer ki 3 saatlik bir dilimde, bir cetvelle, bir pergelle daire çizdiğiniz takdirde 35 ülkeyi uçuyorsunuz. Pergeli biraz daha genişletin, 1 saat daha genişletin, 4 saat yaptığınız zaman 54 ülkeyi uçuyorsunuz. Şimdi 4 saatlik bir yolu da dar gövde bir uçakla yapman çok kolay. Ve dünya sivil havacılık trafiğinin %66'sı Türkiye üzerinden geçiyor. Aldığımız pay çok komik. Şimdi biz bu hub'ı geri almaya talibiz. 2005 yılının son ayında 36'sı Airbus'tan, 23'ü Boeing'den olmak üzere 59 uçağı filosuna katarak tarihinin ilk en büyük satın almasını yaptı. İmza törenine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, Genel Müdür Abdurrahman Gündoğdu ve Airbus Genel Müdürü Noel Forgard'ın yanı sıra bakanlar ve iki ülkenin devlet başkanları da katıldı. Mihenk taşlarından biri olan bu satın almanın ardından uçakların filoya katılımı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle kutlandı. Burada bulunanların birçoğu, ben de dahil, çocukluğumuzda, gençliğimizde uçağı sadece havada köylerimizin, yoksul mahallelerimizin üzerinden gürültüyle geçerken seyrederdik, görürdük. Dedik ki hava yolu halkın yolu olacak. Uçağa binmeyen kalmayacak bu ülkede dedik. Açıkçası uluslararası bir markaya dönüşen Türk Hava Yolları bu ülkenin gururu haline geldi. 60 uçakla biz sonsuza devam ederdik. Çünkü Türk vatandaşları orada, biz onları alırdık.
bir onlar bizi seviyorlar zaten, giderdi. Ama şimdi bu resimden çıkmak gerekiyor. Çünkü bunu da size dar ederler. Bu resimden çıkmanın yolu da büyümekti. Büyüdüğünüz zaman hayat zorlaşır. Vizyon konusuydu, strateji konusuydu. Türk Hava Yolları vizyonunu değiştirmişti. Sonraki adım şirket içindeki birimlerin özerk olmasıydı. Tek bir firma yerine içeride bulunan birçok birim vardı. Bu birimlerin her birinin kendi başına özerk olması ve sorumluluk alması, ekonomik analizini iyi yapması ve hesap verebilir olması hedeflendi. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi. İlk önce teknik AŞ bildiğiniz gibi ayrıldı. İşte daha sonra ikramlı yer hizmetleriyle ilgili firmalar oluşturmaya başladı. Neticede bunlar tabii büyük bir grup teşkil ediyor Türk Hava Yolları için. Çok da verimli bir sonuç doğdu. Türk Hava Yolları tekniğin özerk olmasıyla şirketin genel müdürlüğüne doçent doktor İsmail Demir getirildi. Teknik anonim şirketi Türk Hava Yolları uçaklarına verdiği ileri düzeydeki bakım hizmetini çeşitlendirdi. Zamanla yerli ve yabancı pek çok havayolu firmasına da hizmet vermeye başladı. 2013 yılı içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda faaliyete geçmesi beklenen Türk Hava Yolları HABOM uçak bakım onarım tesislerinde 3000'e yakın kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Türk Hava Yolları'nın dünya markası haline gelmesi kolay olmadı. 1994'te kurulan Uçuş Eğitim Merkezi tam anlamıyla bir eğitim üssüne dönüştürüldü. 3000'e yakın pilot ve sayısı 6000'i bulan kabin memurlarını kendi eğitmeye, Uçuş Eğitim Akademisi'nde sıfırdan genç pilotlar yetiştirmeye başladı. Bugün Uçuş Eğitim Merkezi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın onayıyla 30 farklı ülkeden 50'ye yakın hava yoluna hizmet veriyor. Dünya çapında eğitim ortaklığında ilk 10'da yer almakta. Bu da her yıl 500'ün üzerinde insana eğitim vermek demek. Ancak sayılardan çok daha önemlisi yaptıkları işi oldukça yüksek kalitede yapıyor oldukları gerçeği. Bu işte olabilecek en iyi eğitimcilerden birçoğuna sahipler. IATA'nın bakış açısına göre en dikkat çekici durumsa tüm bunları kimsenin gerçekleştiremeyeceği kadar kısa sürede başarmış olmaları. Pek çok havayolunun veya eğitim ortaklarının ancak 5-6 yılda ulaşabildikleri o en iyi noktaya Türk Hava Yolları ulaştı. Türk Hava Yolları'nın bir sonraki eğitim hedefi Aydın Çıldır'daki Uçuş Akademisi'nde yılda 300 yeni pilot yetiştirmek. 2006'da 100. uçak filoya katıldı. 1990 yılından beri özelleştirilecek kurumlar listesinde olan Türk Hava Yolları özel şirket statüsüne kavuştu. Küresel marka olmak için Türk Hava Yolları'nın önünde hiçbir engel kalmamıştı. Ama önce küresel oyuncu olmak gerekiyordu. O yıl 57'den beri üye olunan IATA'nın yönetim kuruluna ilk kez bir Türk Hava Yolları genel müdürü girdi. Ve ilk kez IATA'nın yıllık toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türk havacılığındaki değişim dünyaya tanıtıldı. Bu dönemde Türk Hava Yolları 21 hava yolundan oluşan dünyanın %40'ını taşıyan Star Alliance yani Yıldız İttifakı'na davet edildi. Türk Hava Yolları'nın ittifaka katılımı ise 2008 yılında atılan bu imzalarla resmileşti. Well, look. First off, we're looking for high-quality airlines. Yeni üyeleri Star Alliance'a yıldız eklemek için davet ettiğimiz zaman, tıpkı Türkiye'nin varlığımızı, küresel ağımızı tamamlaması gibi bakıyoruz. Bunu da hiçbir üyemizin yapamayacağı bir şekilde tamamlıyoruz. Böylelikle doğudan Afrika'ya uzanan bağlantı, her yere ulaşım, daha önce birliğimizde bu kadar da güçlü olan bir durum değildi. Kısaca, Türkiye'nin ekibe katılması büyük değerler ekledi. Türk Hava Yolları'nın her yıl 20-30 yeni uçuş noktası ekleyerek sürekli güçlendiren bir duruş sağlaması, hem Türk Hava Yolları'nın hem de Star Alliance'ın konumunu her yıl sürekli bir şekilde güçlendirdi.
year just continues to strengthen the proposition for Turkish, but for Star Alliance also. 2008'de dünya yüzyılın en büyük ekonomik krizlerinden birinin etkisindeydi. Amerika ve Avrupa'da bankalar batıyor, devler iflas ediyordu. Türkiye ve Türkiye'nin hava yolu içinse durum farklıydı. Bankalarımız gitseydi, finans sektörümüz gitseydi, gerçekten teğet bile geçmedi. Daha uzaktan geçti ve Türk Hava Yolları özellikle bu teğet geçen ekonomik krizi kendi lehine çevirerek 2015 hedeflerini 2010'da yakaladı. Türk Hava Yolları bu dönemde kendine Avrupa ve Orta Doğu dışında yeni pazarlar aramaya başladı. İlk hedef Afrika'ydı. ...2002 yılında Afrika'da sadece 4 meydana inen Türk Hava Yolları uçakları bugün 24 ülkede 34 farklı noktaya uçuyor. Türk Hava Yolları uçakları iş adamlarını yeni iş bağlantıları yapmak üzere Afrika ülkelerine taşırken, Afrikalı iş adamları da Dışişleri Bakanlığı'nın yeni vize politikasıyla kapıdan vize alarak Türkiye'ye geliyor. Geçmişte ihracatımızın %60'ına yakınını Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapıyorduk. Halbuki geçen yıl bu oran %39'lara geriledi. Gerek Afrika'da, gerek Orta Doğu'da, gerek Kuzey ve Güney Amerika'da ve Uzak Doğu'da Türkiye ihracatını önemli bir şekilde geliştirdi. Burada Türk Hava Yolları yönetiminde olmamız, öbür tarafta da Türkiye İhracatlar Meclisi Başkanı olmamız burada bir çok önemli bir sinerji yaratıyor. Devri alemin 80. yılında Türk Hava Yolları uçakları 101 ülkede 230 farklı meydana iniyor. Bu uçakların takip ettiği hava koridorları Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Şimdi Türk Hava Yolları'nın gittiği her yere benim tüccarım, ihracatçım ve sanayicim gidiyor. Yani damar Türk Hava Yolları, içindeki kan da işte ihracatçımızın ve gelen giden insanların potansiyeli oluşturuyor. Dünyanın her yerine giderken Türk Hava Yolları bizi İstanbul'a bir şekilde kendi uçaklarımızla geliyoruz. Ama bizim asıl gitmek istediğimiz hedeflere Türk Hava Yolları bizi götürüyor. Dolayısıyla Türk Hava Yolları bizim her dünyaya oluşumumuzda bize en iyi şekilde onlar altyapı oluşturuyor diye bunu yabancılar söylüyor. Türk Hava Yolları'nın sefer koyduğu ülkelerde ihracat rakamlarında %200'leri bulan artış yaşanıyor. Türk Hava Yolları bugün dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olduk. Bu gurur Türkiye'nin. Bu gurur hepimizin. Transit yolcu sayısı ise 2002'deki toplam yolcu sayısına ulaşmış durumda. Türk Hava Yolları 80 yıl önce 5 uçak 28 koltukla başladığı yolculukta 227 uçak ve 41.106 koltukla dünyanın en büyük filolarından birine sahip. İştirakleriyle birlikte 30 bine aşkın çalışanı, yurt dışı ofisleri ve uçuş ekibine katılan yeni yüzlerle artık çok kültürlü. Kokpitte 43 ülkeden 339 yabancı pilot var. Kadın pilotların sayısı ise 37. İlk olmak çok tabii ki alışılmadık bir durum olduğu için ilgi uyandırdı. Benim için büyük bir heyecandı, büyük bir gururdu. Bu bana daha sonra büyük bir sorumluluk getirdi elbette. Ve o şekilde aile büyüdü. Bayan pilotlarla beraber şimdi büyümeye devam ediyoruz. Türk Hava Yolları
dünyaya sadece yeni pazarlar olarak bakmadı. Dünyayı evi olarak gördü. İyi günde de kötü günde de sorumluluklarının bilinciyle hareket etti. Van depreminde olduğu gibi Pakistan sel felaketinde de yardıma uçtu. Başbakanlıkla kriz masasıyla iyi bir iletişimimiz var. Biz Van depreminin hemen akabinde 2 saat sonra kargo uçağımız ilaç ve malzeme dolu olarak 66 tonluk kargo uçağımız Van Havalimanı'na indirdik. Bu müthiş bir organizasyondu. Müthiş bir operasyondu. Hem Başbakanlık'taki o kriz masası çalışanları, AFAD'da çalışanları, Kızılay'ımızı özellikle tebrik ediyorum. Biz 950 tonu malzemeyi 2 günde Van'a taşıdık. Gerçekten bunlar da bu mesleğin sevinilecek tarafları, sosyal sorumluluk tarafları. Kuraklık, kıtlık ve açlıkla savaşan Somali'ye kargo uçaklarıyla yardımlarını taşımakla kalmadı, Türk Hava Yolları çalışanları Somali için kenetlendi ve yardım topladı. Yönetim, Mogadişu Havaalanı'nı uluslararası uçuşlara hazır hale getirdi ve düzenli sefer koyarak Somali'yi dünyaya bağladı. İlk uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Uçakta Kanada'dan gelen bir aile var. 6 kişilik bir aile. Hanımefendi şunu söyledi. Dedi biz size teşekkür ediyoruz. 19 yıldan beri ilk olarak Mogadishu'da evimi ziyarete gidiyorum. 19 yıl. Çok duygulu bir an. Duygulandım ben de. Yani düşünün biz yalnızca bir sefer koyduk. Bizim için basit bir iş. Biz bunu günde 1000 defa yapıyoruz. Biz 1000 defa günde uçuş yapıyoruz. 3000 yere gidiyoruz. Bir tanecik koyduk oraya ve hanımefendinin ve ailesinin hayatı değişti. Tenisinin bir numarasını başarıdan başarıya kim uçuruyor? Türk Hava Yolları'nın global marka olmasında iletişim stratejilerini değiştirmesinin de etkisi var. Türk Hava Yolları Kevin Costner'la başladığı uluslararası reklam kampanyalarını Manchester United, Barcelona ve son olarak 2013 Şampiyonlar Ligi finalisti Borussia Dortmund'la sürdü. Globally Yours sloganını benimseyen Türk Hava Yolları efsaneleri uçağına aldı. Kobe Bryant ve Lionel Messi'yi reklam yüzü yaptı. Would you like to have some ice cream, young man? Ice cream? Sí. Avrupa Basketbol Ligi EuroLeague'in isim sponsoru oldu ve tüm dünyada milyonlarca basketbol severin evine girdi. Türk Hava Yolları 80. yaşında Cumhuriyet tarihinin en büyük satın almasını yaparak 117 Airbus'ı filosuna katma kararı aldı. Hem de Boeing'e verdiği uçak siparişleriyle 2020'de filosunu 2 katına çıkarmış olacak. Bu siparişler Türk Hava Yolları'nın 2023 hedeflerini de yükseltmesi demek. Hem Türk Hava Yolları'nı hem Airbus'ı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ki bu önemli bir dönüm noktası. Hakikaten artık Türk Hava Yolları'nın önü açık. En azından stratejik olarak çok önemli kararları vermiş durumda. Bundan sonra bütün çalışanlarıyla
yöneticileriyle, tabii ki bizim de desteğimizle ben inanıyorum ki hem Türkiye büyüyecek, hem Türk Hava Yolları büyüyecek ve iddialı hedefleri tutturacak. 80 yıllık devri alemin son turunda Türk Hava Yolları yılda 46 milyon insanı gökyüzünde misafir ediyor. Güler yüzü, ikramı ve hizmet kalitesiyle Avrupa'nın en iyisi olarak ödüllendiriliyor. 10 yıllık dönemde biz bu işin felsefesini bitirmek istiyoruz. Bugüne kadar geliştiğimiz heyecanlı, gayretli çalışmalardı. Bundan sonraki gidişimiz felsefik çalışmalardır. Bu işin servisin sanatını oturtmak istiyoruz. Yani kas gücü kısımlarını bitiriyoruz. Artık bundan sonra sanat kısmında varız. Yönetimiyle uluslararası düzeyde şu anda gerçekten ilk üçte devamlı konuşulan bir şirket. Biz bundan aşağı inmek istemiyoruz. Artık yabancılardan bizim alacağımız bir know-how kalmadı. Artık kalitemizi artırmak için Türk Hava Yolları kendi içinde yenilikler yapması gerekiyor. Bu yenilikleri de yapmak için personelimiz artık kendisiyle yarışıyor. Bu yarış hızla devam edecek. Türkiye'nin hava yolu, tarihinin en büyük uçak siparişleriyle istikbale umutla bakıyor. Gerek personel, gerek yolcu, gerek uçak sayısıyla Cumhuriyet'in 100. Türk Hava Yolları'nın 90. yaşını dünyanın en güçlü filo ve en iyi personeline sahip hava yollarından biri olarak karşılamaya hazırlanıyor. Türk Hava Yolları'nın 80 yıllık serüveni yalnız Türk sivil havacılığının değil, ay yıldızlı bayrağını taşıdığı Türkiye'nin de hikayesi. Gözü yükseklerde olan Türk halkının gururu. 80 yılda devri alem tamamlanırken, Türkiye'nin hava yolu göklerde artık kendinden daha emin süzülüyor. Ve şimdi yeni hedefler, yeni başarılara doğru yepyeni bir serüven başlıyor. Dünya gitgide küçülüyor. Türk Hava Yolları uçakları yerküreyi görünmez ağlarla sarmaya devam ediyor. Dünya evimiz, siz misafirimizsiniz diyerek 5 kıtadan milyonlarca yolcusunu Türk insanının güler yüzü ve Türk misafirperverliğiyle tanıştırıyor. Devri alemin 80. yılında Türk Hava Yolları'nı yükselten binlerce çalışanı gökyüzüne imzasını bir dünya markası olarak atıyor.